Herkese merhaba nefis yemek dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere közlenmiş yağlı kapya biber turşusunu hazırlıyorum. Önemli detayları var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Tarifimde toplamda 2 kilogram kapya biber kullandım. Biberleri iyi bir şekilde yıkadıktan sonra ayıklama işlemine başlıyorum. İsterseniz bu işlemi közleme işleminden sonra yapabilirsiniz. Ama bu şekilde en başından yaparsanız çok kolaylık sağlayacaktır. Kapya biberi ortadan ikiye ayırdıktan sonra kök kısmını ve içerisindeki çekirdeklerini alıyorum. Gördüğünüz gibi tamamıyla temizledikten sonra uygun bir tabağa alıyorum. Tamamını aynı şekilde temizleyelim bu arada. Henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Biberlerin tamamını aynı şekilde temizledim. Hemen uygun bir fırın tepsisine yerleştiriyorum. İstediğiniz fırın tepsisinde közleme işlemi yapabilirsiniz. Hatta imkanınız varsa közün üzerinde bu işlemi yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır. Tamamını fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu arada fırını açtım. En yüksek derecede tamamıyla közlenene kadar pişireceğiz. Fırına veriyorum. O esnada hemen sarımsaklarımı suya ıslama işlemine başlıyorum. Bu tariften bol miktarda yapacaksanız sarımsakları bu şekilde suya ıslarsanız işiniz çok daha kolaylaşacaktır. Fırındaki biberleri kontrol ediyorum. Fırınızın her yeri eşit bir şekilde pişirmiyorsa bu şekilde çevirme işlemi yapabilirsiniz. Tamamını ters düz bir şekilde çevirdikten sonra tekrardan pişmeye bırakıyorum. Bu arada buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Biberlerin tamamını neredeyse çevirdim. Tekrardan pişmeye bırakıyorum. Ben tamamını közledim ve fırından çıkardım. Sıcaklığı geçmeden geniş bir borcamın içerisine alıyorum. İsterseniz direkt olarak poşetin içerisine de alabilirsiniz. Tamamını borcama aldıktan sonra üzerine bir streç filme kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Bu şekilde kabukları kendiliğinden ayrılacaktır. Biberler soğurken hemen sarımsakları doğrama işlemine başlıyorum. Sarımsakları suya ısladığımız için gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde soyulacaktır. Sarımsakların tamamını soyduktan sonra doğrama işlemine başlıyorum. Sarımsakları ince ince doğramaya özen gösterelim. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Sarımsakların tamamını doğradığım uygun bir kabın içerisine alıyorum. Tamamını aldıktan sonra maydanozları aynı şekilde doğrayalım. Toplamda yarım demet maydanoz kullandım. Damak zevkinize göre miktarını fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Maydanozları da ince ince kıydıktan sonra tekrardan tabağa alacağım. Bu esnada soğuyan biberleri soyma işlemine başlayabiliriz. Üzerindeki sıçrayış film aldıktan sonra seri bir şekilde soyma işlemine başlıyorum. Bu yöntemle yaparsanız dakikalar içerisinde sizleri zorlamadan soyulacaktır. Bu arada beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi biberlerin kabukları tamamıyla kendiliğinden ayrılıyor. Bu şekilde çok daha rahat yapabilirsiniz. Tamamını aynı şekilde soyma işlemini gerçekleştirelim. En başından çekirdek kısımlarını ayıkladığımız için bu şekilde daha kolay olacaktır. Seri bir şekilde biberlerin tamamını soyuyorum. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu tariften her yıl bol bol yapıyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Bu tarifin ister yoğurtlamasını yapabilir, isterseniz sade olarak meze olarak da tüketebilirsiniz. biberlerin tamamını soydum. Hemen şöyle bir sizlere göstermek istiyorum. Tamamını aynı yöntemle soyduktan sonra doğrama işlemini gerçekleştiriyorum. Biberleri tahtanın üzerine alalım. İsterseniz teker teker doğrama işlemi yapabilirsiniz ya da benim gibi hepsini birlikte doğrayabilirsiniz. Bu arada kapya biberle ilgili birçok tarif sayfamda mevcut. Onlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Tamamını tahtaya aldım ve ince ince olacak şekilde dilimliyorum. Yine büyüklüğünü ve küçüklüğünü damak zevkinize göre yapabilirsiniz. Seri bir şekilde biberlerin tamamını doğruyorum. Ben bu şekilde doğruyorum. Yine dediğim gibi istediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. Tamamını doğradıktan sonra uygun bir tabağa alacağım. Bu tariften bol miktarda yapmanızı tavsiye ediyorum. Tamamını uygun bir tabağa aldıktan sonra tencereyi ocağa aldım içerisine bir çay bardağı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. İsterseniz çiçek ya da kullanabilirsiniz. Yağ ısındıktan sonra üzerine sarımsakları ilave ediyorum. Sarımsakları şöyle bir yağda kavurduktan sonra üzerine tuz ve sirke ilavesi yapıyorum. Toplamda 2 kilogram kapya biber için 1 çay bardağı sirke 1 yemek kaşığı kaya tuzu kullandım. Kullanacağınız biber miktarına göre bu değişecektir. Tuzu da ilave ettikten sonra yine karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine biberleri ilave ediyorum. Sarımsak, yağ ve sirke ile özleşene kadar biberleri karıştıralım. Oldukça pratik bir yöntem. Herkes evlerinde bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilir. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra bu şekilde 5 dakika boyunca pişirelim. Çok fazla pişirmemeye özen gösterelim. Gördüğünüz gibi aradan neredeyse 5 dakika geçmiş durumda şöyle bir karıştırıyorum. Hemen üzerine maydanozları ilave edeceğim. Önemli püf noktalarından bir tanesi burasıdır. Ocaktan indirmeden son 1-2 dakika içerisinde maydanozları ilave edelim ve ocaktan indirelim. Maydanozları ilave ettikten sonra tamamıyla özleşene kadar karıştıralım. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra hemen ocaktan indiriyorum. Sıcaklığı geçmeden kavanozlara dolduralım. Eğer ki bu tarifi kış boyu saklayacaksanız mutlaka sıcak bir şekilde doldurmanızı tavsiye ediyorum. Aksi halde bozulmalar olabilir. Hemen tüketecekseniz buzdolabında saklayabilirsiniz. Ben bu şekilde küçük kavanozlar kullanıyorum. İstediğiniz kavanozlara doldurabilirsiniz. Kavanozların steril kapakların yeni olmasına özen gösterelim. Tamamını doldurduktan sonra kapakları sıkı bir şekilde kapatıyorum. Tamamını aynı şekilde kapattıktan sonra kendi halinde soğumaya bırakalım. Ben tarifimi hazırladım. Hemen sizlere şöyle kavanozları yakından göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir tarif, tam tutan bir tarif diyebilirim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen sizlere turşunun yakından kıvamını ve dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Her yemeğin yanında tüketebilirsiniz biberler tam kıvamında oldu. Ne çok eridi ne de çok diri kaldı. Bu şekilde yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Hemen sizlere şöyle birkaç kere daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sarımsaklarda içerisinde çok güzel duruyor. İsterseniz sonradan üzerine ceviz ve maydanoz ilavesi yapabilirsiniz. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.